Yeni nesil yayıncılar, mutlu kahvaltılara ve 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Travel'da. Bugün size fırında peynir dolması yapacağız. Böyle inanılmaz güzel olacak, inanılmaz lezzetli olacak. Gerçekten parmaklarınızı yiyeceğiniz değişik bir tarif olacak. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Ezine peyniri kullanacağız, taze lor kullanacağız, taze kaşar kullanacağız, tereyağı kullanacağız, fıstık içi böyle Antep fıstığı kullanacağız, sivri biber kullanacağız, çörek otu kullanacağız, sarımsak tozu kullanacağız, mantar kullanacağız, kekik kullanacağız, kuru kekik. Biberlerimiz var sarı ve kırmızı renkte olmak üzere. Tuz, pul biber, karabiber ve zeytinyağı ile birlikte böyle çok renkli ve güzel bir hale getireceğiz. Nasıl yapacağız? Tabii ki bunları görmüş olduğunuz biberlerimizi dolduracağız. Bunun için iç harcı hazırlayacağız. 3 tane peynir kullanacağız burada ve çeşitli baharatlarla bunu renklendirip daha lezzetli hale getirip biberlerimizi doldurup fırına atacağız. Fırınımızda yaklaşık 180 derecedeki fırınında 14-15 dakika boyunca pişireceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Gerçekten inanılmaz bir güzel bir tarif olacak. Şimdi hemen mantarları küçük küçük doğrayarak işlemlere başlayalım. Burada bütün lezzetleri hepsini birleştireceğiz aslında. Mantarları tereyağıyla birlikte, biberlerle birlikte önce biraz bir soteleyeceğiz. Sonra bu arada peynirleri birleştirip ortaya muhteşem bir sonuç çıkmasını sağlayacağız. Mantarlarımızı doğruyorum. Çok lezzetli, çok güzel, çok da keyifli bir tarif olacak bu. Hemen mantarları hepsini doğradım. Şu tavamızı alalım. Ocağımızın altını yaktık. Tavamız birazcık ısınsın. Mantarlarla biberleri birazcık pişireceğiz. Pişirdikten sonra peynirleri birleştireceğiz. Hatırlıyor musunuz? Daha önceleri size Girit ezmesi tarifi vermiştim. Girit ezmesini andıran bir tarif hazırlayacağız aslında. Ama burada farklı olarak taze kaşar da kullanacağız. O kaşar onun erimesini sağlayacak ve lezzetini arttırmasını sağlayacak. İçerisine Antep fıstığı koyacağız. Çörek otu koyacağız. Sarımsak tozu kullanacağız. İsterseniz sarımsak tozu yoksa evinizde hiç üzülmeyin. 3 diş sarımsakla da bu işi çok güzel bir şekilde çözebilirsiniz. Şimdi tavamız yavaş yavaş ısınıyor. Birazcık ayçiçek yağı koyalım. Hemen şuradan biraz daha tereyağı alalım. Doğramaya aynı zamanda devam edelim. Tereyağımız eridikten sonra hemen mantarlarla biberleri soteleyeceğiz. Gerçekten enteresan bir tarif olacak. İçerisinde fark ettiyseniz yumurta kullanmıyoruz. Eğer yumurta yemekten sıkıldıysanız, protein bakımından da zengin, besleyici özelliği yüksek olan bir kahvaltı yapmak istiyorsanız mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum size. Mutlaka bu tarif tam olarak aslına bakarsanız sizlik olacak. Vazgeçilmez lezzetlerimiz arasına bir yerisini daha ekliyoruz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi biberlerimizi doğramaya devam ediyoruz. Tereyağımız bu arada eriyor. Birazdan biberlerimizle mantarlarımızı soteleyeceğiz. Peynir harcımızı hazırlayacağız. Bütün lezzetleri birleştireceğiz. Ortaya muhteşem bir sonuç çıkaracağız. Tereyağımız eridi. Hepsini aynı anda tavamıza koyuyoruz. Evet. Yağ miktarı biraz az kaldı, o yüzden şöyle biraz arttıralım. O aşamada biraz tuz da atabiliriz. Mantarları, biberleri yavaş yavaş pişirmeye devam ediyoruz. Biz bu arada diğer işlemlerimize geçebiliriz. Şimdi şöyle bir karıştırma kabı alalım. Taze kaşarlarımızı rendeleyelim.
içerisine ezine peynirimizi, taze lorumuzu ve diğer muhteşem karışımlarımızı güzelce ekleyelim ve muhteşem bir sonuç bizleri bekleyecek. Şimdi şöyle başıboş bırakmayalım, aynı zamanda karıştırmaya devam edelim. Hatta bu aşamada sarımsak tozunu ekleyebiliriz. Yağ ile birlikte birleşince ortaya daha lezzetli ve daha keyifli bir sonuç çıkacak. Bakın bol tereyağı var. Mantarlar da yavaş yavaş suyunu salıyorlar. Tereyağı ile o sarımsağın, o tozun kokusu birleşince burnumuza inanılmaz güzel bir koku geliyor. Ve inanılmaz lezzetli bir hali içerisinde bulunuyor. Şimdi burada ezine peynirimizi de doğramaya devam ediyoruz. Peynirleri olabildiğince küçük hale getireceğiz. Sonra hepsini birlikte harmanlayacağız. İçerisine erittiğimiz tereyağını da ekliyor olacağız. O yüzden şu an bu tereyağından birazcık daha ekledim. Bol tereyağı üstüne gelecek. Peynirin zaten kendi yağı da var. İnanılmaz lezzetli olacak. İnanılmaz güzel olacak. Şimdi eğer benim kadar tereyağı sevmiyorsanız bu son koyduğum tereyağı koymayabilirsiniz. Ben o tereyağının inanılmaz lezzet verdiğini biliyorum. O nedenle ekliyorum. Ama dediğim gibi yağ oranı birazcık az olsun derseniz siz de anlarım. Sizi yargılamam, yadırgamam. Bakın şu an sadece bunu bile yiyebilirsiniz. Sadece bunu böyle ekmek banarak, of, inanılmaz olur. İnanılmaz da keyifli olur. Hemen taze lorumuzu da ekledim. Fıstığımızı ekliyorum. Çörek otumuzu ekledim. Taze kek, kuru kekiğimizi ekledik. Pul biberimizi ekliyoruz. Tuz, peynirlerin durumuna göre tuz ekleyin. O yüzden burada peynirlerimiz zaten tuzlu olduğundan dolayı ekstra buraya tuz eklememize gerek yok. Hemen cömertçe zeytinyağı ekliyorum. İyice bütün lezzetleri tahta kaşık yardımıyla eze eze karıştırıyorum. Şimdi burada fark ettiyseniz çok lezzetli bir iç harcı hazırlıyoruz. Buradaki durum bütün lezzetlerin birbirine karışmasını sağlamak. Şimdi diğer tarafta da tam da istemiş olduğumuz kıvam aldı. Mantarları, biberleri içine ekledik ve bakın kıvamı şu an iyice farklılaştı. İnanılmaz güzel kokuyor. Ya şu an umarım bu tarifi benimle birlikte evinizde aynı zamanda yapıyorsunuzdur. Yapıyorsanız bana Instagram'dan mutlaka yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. O kadar mutluyum ki ağzımın suyu akıyor. Çok güzel görünüyor. Muhteşem lezzetli. O sarımsakla peynirlerin, tereyağın, mantarların muhteşem uyumu ortaya çıktı. Dayanamıyorum ve tadına bakıyorum hemen. Bence çok iyi. Sadece pul biber miktarı az. O yüzden pul biber miktarını arttırdım. Bu daha da lezzeti arttıracak bir unsur olacak. Of. Muhteşem. Şöyle birazcık daha karıştıralım. İç harcımız hazır. Hemen biberlerimizi bu şekilde keserek dolma yapmaya başlayabiliriz. İçindeki çekirdekli kısımları alıyoruz. Şöyle beyaz kısımları da elimizle koparalım. Ve harcı
içerisine cömertçe dolduralım. Aynı şekilde tüm biberlere bu işlemi yapacağız. Kalan biberleri atmayın. Ya bu biberlerin bu kısımlarını kullanabilirsiniz. Bu kısımları da eğer mesela bir yumurta tarifiniz var, o yumurta tarifinizde de kullanabilirsiniz. Aynı anda birkaç tane tarif yapacaksanız bence olabildiğince israf içerisinde bulunmamamız gerekiyor. Mutfakta kullandığımız malzemeleri gerçekten geri dönüşümde bir şekilde kullanıyor olmak, her tarafından, etinden, sütünden faydalanmak bence önemli. O yüzden burada birazcık dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum size. Bakın gerçekten şu an çok güzel görünüyor ve çok lezzetli görünüyor. Hemen diğer biberlerimizi de yavaş yavaş doldurmaya devam ediyorum. Beni mutlu eden tarifler arasında yer alıyor bu. Çünkü ya farklı bir şey yiyoruz. Yani aynı tadı aslına bakarsanız evinizde bulunan malzemeleri birleştirip yapabileceğiniz bir tarif. Diyelim ki evinizde o gün mantar yok olabilir. Mantar olmayabilir yani. Mantar yoksa kabak koyun. Yani pırasa vardır, ıspanak vardır. Mesela ıspanak da yakışır. Ispanağı birazcık soteleyin, birazcık soğan koyun. Hangi sebze varsa o sebzeyle o peynirleri güzel bir şekilde birleştirin. Ya da dolabınızda peynirler kalmış. Hani olur ya, bildiniz onu, böyle dolapta birazcık sararmıştır. Birkaç gündür yenmemiştir, açık unutulmuştur. Hemen bu tarifin içerisine koyun. Hemen hemen hiç o tarifin içerisine koyduğunuz zaman o peynirlerden çok güzel faydalanmış olacaksınız. O yüzden olabildiğince bence buna dikkat ediyor olmak kritik. Eminim ki sizce siz de bunlara dikkat ediyorsunuzdur. Şimdi diğer biberlerimizi. Mesela diyelim ki bunu sarı ve kırmızı biberiniz de yok evde, yeşil biberle de yapabilirsiniz. Burada amacımız biraz daha renkli görünsün, biraz daha lezzetli görünsün. Her zaman söylüyoruz ya, yapmış olduğunuz yemeğin lezzeti kadar görüntüsü de çok önemli. O görüntüyü olabildiğince yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi şuradan köşeleri aldık. İç harcı çok lezzetli oldu. Yani bunu sadece ekmek arasında koyup bile yiyebilirim. O kadar güzel oldu. Birazdan bu peynirler eriyince de ortaya muhteşem lezzetli bir sonuç çıkacak. Bunun görselini daha da farklı hale getirmek isterseniz taze kaşarı sadece üstüne de koyabilirsiniz. Taze kaşarı üstüne koyduğunuz zaman orada kaşar birazcık böyle güzel bir görüntüye sahip olacak. O yüzden o şekilde de taze kaşarı üstüne koyabilirsiniz. Şöyle kenarlarından birkaç bıçak darbesi vurdum. Beyaz kısımları aldım. Son kalan harcımızı da dolduruyorum. Birazdan fırına gideceğiz ve bu muhteşem lezzetleri pişireceğiz. Gerçekten ya, yemek yapmak, bilmiyorum, bana öyle, size de öyle mi? Bana büyük mutluluk veriyor. Yemek kadar bana yemek yapmak büyük mutluluk veriyor. Doldurmaya devam ediyoruz. Hemen şurada biraz boşluk kalmış. İçi dolduralım. Yetsin diye, tam ucu ucuna yetti zaten. Evet. Şu an 180 derecedeki fırınımıza gideceğiz. Yaklaşık bahsettiğim gibi 14-15 dakika, ama gözünüz sürekli fırında olsun. Eğer aynı anda beraber yapıyorsak, fırına gidiyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Peynir dolmalarımız hazır. Gerçekten hemen şöyle bir açalım. İnanılmaz güzel görünüyorlar. İnanılmaz lezzetli görünüyorlar. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra bana Instagram'dan mutlaka yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlayalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.